Sanskrit gibi, işte bilmem eski Pahlevi gibi falan diller. Ve kalıntılar çok münakaşalı. Yani bir kazı yapılıyor Orta Asya'da, Sibirya'da. İşte Pazırık dediğimiz kurgandan halı çıkıyor. Gel de o halıyı tespit et yerini. Belli, onu oradaki kavim kullanmış. Kavimin atribüsyonu, tavsifi ve referansı, bağlanması kolay iş değil. Bunlar çok zor şeyler. Evet. O bakımdan tabii tarihçiliğimizin çok büyük problemleri vardır. Onu öne süreceğim. Şimdi bizim bu Tevaif-ı Mülük dediğimiz safhaya gelene kadar demek ki Türklerin İslam olduğunu söylemek kolay değil. Ekseriyeti Müslüman olan bir kavim değil. Türklerin Müslümanlığı 10. asırda, 900'lerde bile başat bir unsur değil, öyle anlaşılıyor. 622'den 900'lere yani. Yani evet. Düşün, ha var mı Müslüman Türk? Var. Müslüman dünyaya intibak etmiş Türkler var mı? Var alasıyla. Çok mu lafları geçiyor? Geçiyor. Bütün Abbasi ordusunun en kuvvetli adamları. Türkler tabii. Hatta devlete intibak edenleri var içlerinde. Efendime söyleyeyim ama bugünkü Türk dünyasını oluşturan kavimlerin çoğunun bu Müslümanlıkla ilgisi yok. İbn-i Fadlan Abbasiler adına biliyorsunuz gezmiştir. Volga boyunu ve tarif ettiği şeyler bambaşka bir dünya olduğunu öyle gösteriyor. Mi? Evet, ama bak ne dikkat et orada. Allah'ın barbarları diye geçemiyorsun. Şiddet kuralları olan topluluk var. Ne demek şiddet kuralları? Şiddetli. Ha. Mesela bir dünya var, suyu kullanmak yasak. Su olmayan yerde. Az olduğu için. Evet, ama o çok önemli bir şey. Yani ona itaat ediyor. Bir bölge var mesela, ırz meselesi var yani. Feci halde parçalayıp öldürüyorlar mesela ırza geçen birini. Bu böyle bir şey söz, yani bu iffet meselesi çok önemli kadın için falan. Bir takım başka kavimlerde, komşularda bu söz konusu değil. Yani yasağı olan bir kavim ve o işte at sürüleri falan kullanmaktan olacak otorite ve hiyerarşi çok önemli. Buna itaat ediliyor. İşte bu vasıfların üzerinde durmak gerekiyor. Nitekim İslamiyet'e geçişleri 10. asırdan sonra çok süratli ve büyük kitleler halinde olmuştur. Türklerin İslamiyet'e evet, geçişi. Ve artık o zamanki İslamiyet, ben size söyleyeyim, tabii ki Hazreti Muhammed Efendimiz'in, Resulullah'ın İslamiyet'i değildir. Hulefai Raşid'in 4 halifeler devri hiç değildir. Efendime söyleyeyim, tabii ki Abbasiler devrinin hatta parlak Bağdat medeniyeti de değildir. Bir hoş bir tarafı vardır. Emeviler devletinin Arapçıl milliyetçiliği, Müslümanlığı da değildir. Tabii ona hiç tahammül edemezdi bunlar. Artık durulmuş ve neredeyse gerilemeye başlayan bir İslami hakimiyet söz konusudur. Yani ilk Türk devleti kurulduğu zaman Karahanlılar diyoruz. Ne oldu? İslam dünyası Girit'i kaybettin. Kıbrıs'ı kaybettin. Antakya'yı kaybettin. Meyyafarikeyn denen bugünkü Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu'da gerilemeler başladı. Sicilya ve İtalya'yı kaybettin. Bizans muhasaraları bitti. Ve o imparatorluk parçalanmaya başlamıştı. Yani Mısır'da İhşitler ve Tulunlar, öbür tarafta efendime söyleyeyim Fatımiler bilmem neler, Batı Afrika'da Alebiler en önemlisi, İran'da işte Tahiriler, Saffariler ve Samanoğulları. Şimdi biz burada Samanoğulları üzerinde çok durmalıyız. Çünkü Gaznelilerin propileumu, yani anıtsal girişi budur. Bunun üzerinde çok duracağız. Bu bizim için önemli.
şimdi ara verelim o zaman. Verelim. Bu, bu bundan şeyde, sonraki bölümde yani biraz da olacağını. Sorulara cevap o verelim. O zaman Gazneviler kaldı. Evet, bir dahaki program. Evet. Tamam. Bizden ayrılmayın, geri geleceğiz. Tekrar birlikteyiz. İlber Hoca, şimdi aslında son bölümdeyiz. Birkaç tane okuyucu mektubu var. Bunlara bir cevap verelim. Sonra vakit kalırsa siz ilave edeceklerinizi evet, edersiniz. Evet yani. Şimdi Bilal Ay isimli bir izleyicimiz diyor ki, İslamiyet'i seçen Türk boyları Türklüklerini korurken, Hristiyanlığı seçen Türk boyları zamanla Türklüklerini kaybetmiş. Bunun sebebi ne acaba diyor. Bu tabii çok şüpheli bir durumun, daha doğrusu tarih yazıcılığı açısından tartışılabilir bir problematiğin, bir sorunsalın kesin cevabının verilmesiyle ilgili. Onun için iyi bir soru. Fakat tabii soruyu da mütearifi olarak kabul etmemiz doğru değil. Yani gerçekten Hristiyanlığı kabul eden Türkler Türklüklerini kaybettiler mi? Bu çok yaygın bir kanaat. Ve doğrusu da bu işte şeyden ileri geliyor. Bilhassa Viyana muhasarası, o da değil, Küçük Kaynarca'dan sonra Türklerin yaşadığı bir takım ülkeler elimizden çıktı. Buralarda misyoner faaliyetleri oldu falan. Ve insanlar... Misyoner faaliyetleri oldu deyince Hristiyanlar tabii Türkleri yani işte çevirmeye çalıştılar. Mesela Rusya'da bir kilise faaliyet gösteriyor ve şaşılacak şey, Ortodoks Kilisesi'nden daha etkin olan İskoçyalı ve İsviçreli bir takım protestan grupları, İskoç Kilisesi falan. Ve bunlar daha çok etki yapıyor. Vallahi. Mesela iki tane önemli bir mütefekkir vardır Türklerin. Bir Azerbaycanlı Şeyh ailesinden gelen, yani Molla ailesinden gelen Ebu Musa Kazım Bey, Mirza Kazım Bey, ki çok da derin bir alimdir. Mesela onun yazdığı bir lügat, Almanca, Rusça, Türkçe, şey onu Senker kullanmış, çevirmiş tekrar, hala kullanıyor. Yani Almanya'da oryantalistik Türkoloji falan okuyanlar onun kullanıldığını bilirler. Menşei onundur. Yazdığı Derbentname falan, yani Türklüğe hem ilim olarak... Müslüman mı kalmış, Hristiyan mı? Hayır efendim, bu Hristiyan oldu ama dikkat et, Rus Ortodoks değil, Protestan oldu. Tabii. Hatta Kırım Hanlarından, o soydan gelen biri vardır, o da Hristiyan olmuştur ama bu örnekler ne bileyim Türkiye'de de vardır. Cevdet Paşa'nın torunu Fatma Aliye Hanım'ın bir kızı mesela. Katolik olmuştur, şör olmuştur. Cevdet Paşa gibi büyük bir adamımızın, alimimizin kızı. Ama bunlar münferit. Münferit şeyler. Ve marjinal olaylardır. Şimdi böyle kitlevi Türklerin Hristiyan olması, erimesi, bu belirli bir dönemde olur. Hangi dönemde? Şamanizmden geçişte olur. Şamanizmden tek tanrıya, yani Bizans'ın propagandasıyla falan olur. Onun dışında öyle çok şey yok. Rus kilisesinin mesela Kazan Hanlığı'nın ve Sibir Hanlığı'nın arazilerinde yaptığı bu gibi şeyler var. Bunları tabii bir facia olduğu için buradaki şeyler, tanasurlar çok abartıyorlar. Aslında olabileceğin en azıdır. En azıdır. Ve şunu da söyleyeyim. Hristiyan oluyor ama şeyini kaybetmiyor. Milli kimliğini kaybetmiyor. Dilini falan tutuyor adamlar. Türk ırklığını devam Türk ettiriyor. Türk ırkını evet. Yani ama mesela evet. Başka Yahudi kimler var yeryüzünde? Yahudi olmuş adamlar var Türklerden. Hem de Yahudiliğin iki damla birden girmiş. Karay dediğimiz o mezhebe girenler var. Da Litvanya'ya kadar Türkçe konuşuyor adam hala. Yani o şeyi, o lehçeyi kullanıyor, Kıpçak lehçesini. Kırımçaklar var Kırım'da, bunlar Ortodoks Yahudi oluyorlar üstelik. Talmud, Tevrat okuyanlar, onlar da öyle. Yani ne Yidiş kullanıyor adam, ne bilmem İspanyolca, Türkçe konuşuyor. Hatta bunlar için bir takım duaların falan, Raşi dediğimiz o İbran harfleriyle
o dilde yazılması, Türkçe yazılması söz konusu. E gagavuzların nesi Türklükten uzak yani? Bal gibi Türkçe konuşuyorlar. Tertemiz Türkçe hatta. Bizim Anadolu'da Rumlar vardı. Karaman Rumları derdik. Türklerdi bunlar. E, İncillerini falan oku Yunan harfleriyle. Yani ne kadar temiz bir Türkçedir o. Adetleri falan. Onun için bu tabii ben size kalkıp da aman aman ziyanı yok çok da hoştur buyurun Hristiyan olun demiyorum ama tarihi vakalara baktığınız zaman bundan kaybolma şeysinin Türklüğünü ölçüsü üzerinde durulması şey... lazım. Yani evet. Müslüman olduk hem de üstelik İranlıların eliyle olduk diye İranlılaştık mı? Bakıyorsun İran'a bir sürü Türk sıfır numara Farsça bilgileri var. Muhteşem hatta o dilin edebiyatın şeyine katkıları var. Ama Türkçeyi de İran'daki Türklük ne kadar iyi korur şuurunu falan. Yani fevkalade bir şey şaşılacak bir iki dillilik, iki kültürlülük var adamlarda. Bir bunun başka üzerinde bir şey soruya geçelim lazım. Mi? Şimdi diyor ki Harun Mutlu isimli izleyicimiz. Diyor ki İslam geçen programda hocam İslam hukukundan bahsetti. Bu hukuk sistemimiz yetersiz miydi veya geliştirilmeye müsait değil miydi ki Avrupa hukuk sistemini benimsedik? Benimsemeye Avrupa ihtiyaç duyduk Avrupa diyor. Hukuk sistemi diye Avrupa'da olduğu için Avrupa hukuk sistemi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyin kökü Roma hukuku. Kökü Roma hukukudur onun. Ebedi Roma'dır. Avrupa'da o hukuku daha geç bir dönemde ve yavaş yavaş bir takım istihalelerle benimsemiş ve geliştirmiştir. Ve Roma hukukuyla temasa geçişimiz Avrupalılar gibi olmadıysa da bizim de erkendir yani Müslüman dünyasında.